Güneşli bir aralık gününde Roma'dayız ve Roma Forumu'na bakıyoruz. Burada öyle çok kalıntı var ki her bir yapının tek tek dikkatinizi çekmesi epey zor. Antik kayalar, sütunlar, günümüze kadar ulaşmış binalar, zafer takları, Kolezyum. Şunu rahatlıkla söyleyebiliriz. Günümüzde buraya gelen ve kalıntıları inceleyen pek çok ziyaretçi bir zamanların Roma İmparatorluğunu zihinlerinde yeniden inşa etmeye çalışıyor. Buradaki yapılara baktığımızda bazılarının kalıntı olduğunu anlamak kolay. Çünkü yapılar bütün halde değil. Ancak bazı yapılar üzerinde restorasyon işlemleri yapıldığını tahmin edebiliyoruz. Örneğin Titus takına baktığımızda antik çağlarda nasılsa şu anda da neredeyse aynı biçimde olduğunu hissediyoruz. Sanki aradaki 1500 yıllık zaman diliminin lafı olmaz gibi. Kalıntılar arasında ilerlerken yalnızca antik çağ, orta çağ, Rönesans ya da Barok değil, aynı zamanda modern, yani çağdaş arkeolojinin de izlerini sürüyoruz. Bu videodaki amacımız gezdiğimiz alanın yıllar içinde insanlar tarafından nasıl anlaşıldığını ve kullanıldığını irdelemek. Öncelikle bu alanın antik Roma için öneminin bilincinde olmamız gerekiyor. Burası Romulus ile Remus'un yerleştiği bölge. Romalılar, Kapitoline tepesinde en yüce tanrıları Jüpiter Optimus Maximus için bir tapınak inşa ediyorlar. Arkada Palatine tepesini görüyoruz. Buraya imparatorluk sarayları inşa edilirdi. Ortadaki vadi ise antik Roma'daki kamusal hayat için yüzyıllar boyunca önemini korudu. Bu vadi Roma şehrinin idari ve kültürel merkeziydi. Roma şehri de Roma İmparatorluğu'nun merkeziydi. Dolayısıyla Roma dediğimizde gezdiğimiz bu bölgeden daha önemli bir başka bölge yok. Dünyadaki en önemli imparatorluklardan biri olan Roma İmparatorluğu, İngiltere'den Doğu Akdeniz'e ve Kuzey Afrika'ya kadar uzanan birçok farklı kültürü yüzyıllar boyunca bünyesinde barındıran bir yapıydı. Roma şehrinden başlayıp Akdeniz'in büyük bir bölümünü ele geçirmişlerdi. Sol tarafımızda yeniden inşa edilmiş olan Senato binasını görüyoruz. Bu bina bizi imparatorluk öncesi cumhuriyet dönemine götürüyor. Onun arkasında ise imparatorluk forumları var. Burada artık yer kalmadığında imparatorlar kendilerini onurlandırmak için bu forumları inşa ettirmişlerdi. Roma Forumu'nda Romalıların kamusal ve dini yaşamları bir araya geliyordu. Burada imparatorlara, en sevdikleri tanrılara ve kurbanlıklara ayrılmış özel alanlar vardı. Bulunduğumuz bölgenin doğu ucunda büyük boyutlardaki Maxentius ve Konstantin Bazilikası'nın kalıntıları var. Önemli bir idari yapı olan bu binanın tümü aynı anda inşa edilmedi ve ayrıca bina her zaman aynı şekliyle kalmadı. İmparatorlar bu alanla özdeşleşmek istedikçe ve alanı genişletmeye devam ettikçe bu binanın aldığı görüntü de yüzyıllar boyunca değişti. Antik dönemde sürekli değişime uğrayan bu binanın yanı sıra Roma'nın kendisinin değişiminden de bahsedebiliriz. Örneğin yavaş yavaş ve zamanla Roma Hristiyan bir şehir olmuştu. Milattan sonra 4. yüzyıla gelindiğinde büyük değişiklikler göze çarpıyordu pagan tapınaklarının yerine artık Hristiyan kiliseleri vardı. Hristiyanlığa geçiş deyince akla hemen İmparator Konstantin gelir. Söylendiğine göre kendisi ölüm döşeğindeyken Hristiyan olmuştu. Ve nihayetinde 4. yüzyılın sonunda Roma İmparatorluğu'nun resmi dini Hristiyanlık ilan edildi. Önceden pagan inancına ait olan binalarda artık Hristiyanlığın mabetleri olarak kullanılmaya başladı. Aslında bu önemli bir şey çünkü antik binalar yeniden kullanılmış oldu. Yani yağmalanmak veya değerli taşlarının çalınabilmesi için parçalara ayrılmak yerine böyle bir kullanım alanı doğdu. Bu bağlamda Santa Maria Antigua kilisesini düşünebiliriz. Burada Pagan Roma'ya baktığımız kadar Hristiyan Roma'ya da bakmış oluyoruz. Aynı şekilde Kozmas ve Damian Bazilikası da eskiden pagan bir yapıydı. Şimdi size tarihi bir bilgi vereceğim ve bunu hatırlamak çok önemli arkadaşlar. Roma, İmparator Konstantin döneminde imparatorluğun merkezi olma statüsünü kaybetti. Roma yerine artık Osmanlı öncesinin İstanbul'u yani Konstantinopolis geçmişti. Zaten Konstantinopolis kelime anlamıyla Konstantin'in şehri demek. Evet. Böylelikle Roma İmparatorluğu'nun iki merkezi oldu. Doğuda idari ve siyasi başkent Konstantinopolis, batıda ise tarihi başkent Roma. Ancak burada önemli bir mevzuya daha bakmamız lazım. 5. yüzyılın başlarında Roma birçok kez yağmalandı ve istilaya uğradı. O dönemdeki İtalya topraklarının bir bölümü Vizigot ve Ostrogotlar tarafından saldırıya uğradı. Sonunda da bir zamanlar bir bütün halinde yaşayan imparatorluk çözüldü. 4. yüzyıldan sonra ise Roma İmparatorluğu yalnızca doğuda varlığını sürdürdü desek yanlış olmaz. Evet, Roma formundaki Hristiyan inancına ait binalar halen kullanımda. Dünya çapında birçok Hristiyan Roma'ya hacca gidiyor ve Konstantin'in Tiber Nehri'nin öteki yakasında inşa ettirdiği Aziz Petrus Bazilikası'nı ziyaret ediyor. Gelelim Roma'nın eski dönemlerdeki nüfusuna. Orta çağda Roma'da büyük bir nüfus azalması yaşandı. Bir zamanların metropol şehri artık neredeyse hayalet kasabasına dönmüştü. Hatta Forum bu dönemde yeni bir rumuzla anılmaya başlandı. İneklerin otlağı. Yani artık Roma'da büyük çoğunlukla otlayan hayvanlar vardı. Forumu yoğun bitki örtüsünün ve hayvan otlaklarının bulunduğu bir alan olarak düşünmek bugün epey zor. Aslında bu göz alıcı kalıntılar üzerinde muhtemelen muazzam güzellikte bitkiler yetişti. Modern dönemden önce forumun ne kadar farklı göründüğünü anlamak için Piranesi'nin baskılarına bakabiliriz. Dikkatimizi çeken ilk şeylerden biri şu, yer seviyesi günümüzdekinden çok daha yüksekti. Zamanla buradaki topraklar üst üste biriktiği için forum üzerine inşa edilen kiliselerin giriş bölümleri günümüzdeki yer seviyesinden yaklaşık 6 metre yüksekteydi. O yüzden modern çağda gördüklerimiz günümüzde yapılan kazıların bir sonucu. Bu gördüklerimiz yüzyıllar boyunca yürütülen arkeolojik çalışmaların ürünü. Yürütüldükleri döneme bağlı olarak bu arkeolojik çalışmaların farklı amaçları vardı. 18. yüzyıldaki kazıların amacı, 20. yüzyıl başında Mussolini zamanında yapılan kazıların amacı, bütün bunlar aynı değildi. Bunlar, bunların amaçları birbirinden farklıydı arkadaşlar. Günümüzdeki arkeologların değerleri geçmişe göre bambaşka olabilir. Örneğin Günümüzde yapılan kazılarda 17. veya 18. yüzyılda olduğu gibi klasik çağlardaki kalıntılara ulaşmak amacıyla yer çok da fazla kazılmıyor. Arkeologlar daha çok orta çağ ile ilgileniyorlar. Öte yandan özellikle de 14. ve 15. yüzyıldan Rönesans'ın ilk zamanlarından başlayarak klasik antikitenin yeniden keşfedilmesi ve ilgi odağı olması söz konusu. Bu dönemde insanlar antik çağdaki Roma'ya ilgi duymaya başlıyorlar ve bu yönde birçok çalışma yapılıyor.